cinsel yolla bulaşan hastalıklara genel olarak bir bakalım. Cinsel yolla bulaşan hastalık, enfekte bir partnerle oral, anal veya genital ilişki sırasında kan, meni, vajinal sıvılar veya diğer vücut sıvıları yoluyla geçen bir enfeksiyonu ifade eder. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara bakteriler, virüsler veya parazitler neden olabilir. Bazı enfeksiyonlar vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve bazen ciddi sonuçlar doğurabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Genital seks sırasında prezervatif kullanmak, bu enfeksiyonların bir kişiden diğerine geçmesini önlemeye yardımcı olabilir. Oral, anal veya genital seks dahil olmak üzere cinsel temas, vücut sıvılarının transferini içerdiği için organizmaların bir kişiden diğerine yayılması, bulaşması için bir fırsat sağlar. Cinsel temas yoluyla yayılan bazı enfeksiyonlar, öpüşme veya yakın vücut temasları yoluyla da yayılabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nispeten yaygındır. Ülkemizde her yıl 5 milyondan fazla yeni cinsel yolla bulaşan hastalık vakası ortaya çıkmaktadır. Yeni vakaların yaklaşık yarısı 15 ile 25 yaş arasındadır. Çeşitli faktörler cinsel yolla bulaşan hastalık bulaşma riskini artırır. Bir veya daha fazla partnerle korunmasız cinsel aktivite. Daha güvenli seks uygulamaları hakkında eğitim eksikliği. Cinsel partnerle daha güvenli seks uygulamaları hakkında konuşmaya isteksizlik. Doktorunuzla cinsel konular hakkında konuşmaya isteksizlik. Sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, belirtisi olmayan enfeksiyonlar, bu nedenle insanlar test edilmeleri ve tedavi edilmeleri gerektiğini bile bilmezler. Enfeksiyonun partnerler arasında tekrar bulaşmasını önlemek için her iki seks partnerinin de aynı anda tedavi edilmesi ihtiyacı ve ilaçlara dirençli organizmaların gelişmesine yol açabilecek eksik tedaviler. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların etkenleri nelerdir? Virüsler, bakteriler ve parazitlerden gözle görülebilir parazitlere kadar, örneğin bit gibi, birçok bulaşıcı organizma cinsel temas yoluyla yayılabilir. Cinsel temas sırasında bulaşabilen bazı enfeksiyonlar başka yollarla da yayılabilirler. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalık olarak kabul edilmeyebilir. Bu enfeksiyonlar arasında hepatitin A, B ve C tipleri, salmonella enfeksiyonları, kampilobakter enfeksiyonları, shigellos, giardiasis, amebiasis ve pox virüs enfeksiyonları, bunlara maymun çiçeği hastalığı da deniyor, gibi bazı enfeksiyonlar sindirim sistemi yoluyla da bulaşabilir ve ishale neden olabilirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları etkenlerin tipine göre sınıflandıralım. Bunlardan büyük bir grubu bakteriler meydana getirir. Bakteriyel enfeksiyonlar arasında şankroid, klamidyal üretrit yani idrar yolu enfeksiyonu ve servisit yani rahim ağzı enfeksiyonu, bel soğukluğuna neden olabilen gonore, granuloma inguinale enfeksiyonu, lymphogranuloma venerum enfeksiyonu ve frengi bakteri enfeksiyonlarıdır. İkinci grup virüs enfeksiyonları. Bunlar arasında genital herpes simplex yani uçuk, genital siiller yani papilloma virüs enfeksiyonları, İnsan bağışıklık sistemi yetersizliği virüsü yani HIV, bunun yarattığı AIDS hastalığı ve molluscum contagiosum, pox virüs enfeksiyonlarından birisidir. Viral cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Bir diğer cinsel yolla bulaşan hastalık grubu parazit enfeksiyonlarıdır. Biz bunlara
protozoonlar da diyoruz. Bunlar mikroskobik parazitlerdir. En önemlisi de trichomonas enfeksiyonları. Son olarak eklem bacaklılar cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alır. Kasık biti veya uyuz bu tip enfeksiyonlar arasındadır. Şimdi bulaşma yollarına bakalım. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle enfekte bir partnerle vajinal, oral veya anal seks yapmaktan kaynaklansa da bir enfeksiyonun yayılması için genital penetrasyon yani giriş şart değildir. Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, başka yollarla da bulaşabilir. Örneğin yakın vücut teması, kasık bitine neden olabilir, uyuz bulaşmasına neden olabilir, Molluscum contagiosum ve diğer maymun çiçeği pox enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Hamilelik sırasında veya doğum sırasında anneden çocuğa frengi, herpes, klamidya, bel soğukluğu, HIV yani bağışıklık yetmezliği virüsü ve HPV yani sihir virüsü bulaşabilir. Ayrıca kontamine bazı tıbbi aletlerle de HIV enfeksiyonu bulaşabilir. Kadınlarda bazı organizmalar vajinaya girdikten sonra ilerleyerek diğer genital organları da enfekte edebilirler. Bu organizmalar vajinadan rahim ağzına yani servikse, rahim ağzından uterusa yani rahime ve buradan da yumurtalık kanallarına yani fallop tüplerine bulaşıp yumurtalıklara kadar ulaşabilirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri nelerdir? Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çok değişik belirtileri olabilir. İlk belirtiler genellikle organizmaların vücuda girdiği bölgede görülür. Örneğin genital bölgede veya ağızda yaralar oluşabilir. Penisten veya vajinadan akıntı gelebilir, idrar yaparken ağrı hissedebilirsiniz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bazıları diğer enfeksiyonlara, örneğin HIV enfeksiyonu gibi, yakalanma riskini de artırır. Örneğin bel soğukluğu veya klamidya gibi iltihaplanarak tahriş olmuş bir cilt, herpes yani uçuk, frengi, şankroitte olduğu gibi genital bölgede görülen yaralara daha fazla virüs bulaşması riski olabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yalnız enfeksiyon olduğu için değil, aynı zamanda enfeksiyonun yol açtığı komplikasyonlarla da belirgin hale gelir. Bu enfeksiyonlar derhal tanı konmadığı ve tedavi edilmediği takdirde mikroorganizmalar kan dolaşımı yoluyla yayılabilir ve iç organları enfekte ederek bazen ciddi hatta yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabilir. Sifilis enfeksiyonunda yani frengi enfeksiyonunda kan dolaşımına frengi mikrobunun bulaşmasından sonra kalp damar sistemi tutulabilir veya beyin enfeksiyonları meydana gelebilir. HIV enfeksiyonu AIDS sonrasında bağışıklık yetersizliğine bağlı olarak ciddi başka enfeksiyonlar ya da kanserler ortaya çıkabilir. HPV yani sihir virüsünün bulaştığı bölgelerde örneğin rahim ağzı, dış cinsel organ, vajina, anüs veya gırtlakta kanser riskinde artma meydana gelir. Kadınlarda vajinaya giren bazı organizmalar diğer üreme organlarını da enfekte edebilir. Organizmalar rahim ağzı yani serviksten sonra rahime, buradan yumurtalık kanallarına ve yumurtalıklara kadar ulaşabilir. Yumurtalık kanallarının hasar görmesi kısırlık veya dış gebelik riskini artırabilir. Enfeksiyonlar karın boşluğunu kaplayan zara yani periton boşluğuna yayılarak karın içi apselere neden olabilir. Rahim, yumurtalık kanalları, yumurtalıklar ve veya periton enfeksiyonları pelvik inflamatuar hastalık olarak da bilinir.
Hem erkeklerde hem de kadınlarda bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genital dokularda kalıcı kitlelere veya üretra ya da rektumda proktit gibi, üretrit gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara tanı koymak için öncelikle muayene yapılmalıdır. Muayenede şüphelenilen enfeksiyonların tipine göre kan, idrar veya akıntı örnekleri incelenebilir. Öncelikle belirtilere ve enfekte partnerin cinsel temas geçmişine dayanarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyondan şüpheleniriz. Enfeksiyona yol açan mikroorganizmayı tanımlamak ve böylece tanıyı kesinleştirmek için vajina, serviks veya penisten kan, idrar veya akıntı örneği alıp inceleriz. Örnek genellikle organizmaların saptanması ve tanımlanması için laboratuvara gönderilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için bazı testler klinik ortamda da yapılabilir. Buna dair testler, organizmaların benzersiz genetik materyalini yani DNA veya RNA'larını tanımlamak için tasarlanmış testler olabilir. Bunun dışında testler arasında enfeksiyona yol açan mikroorganizmaların bağışıklık sistemini etkileyerek oluşturduğu antikorların varlığı kontrol edilebilir. Bazen doğrudan doğruya mikroorganizmanın antijenleri yani mikroorganizma yapıları da test edilebilir. Bir kişide bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon varsa, klamidya gibi, frengi gibi, HIV enfeksiyonu gibi diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için de test yapmak gerekir. Bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon varken, diğerlerinin de bulunma riski arttığından mutlaka diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı testler de yapılmalıdır. Tabii belirtilerle gelen kişilerde cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun var olup olmadığını ve tipini belirlemek için testler yapmak nispeten belirtilerden ötürü kolaydır. Ama bazen de tarama yapmamız gerekebilir. Tarama hiçbir belirtisi olmadığı halde hastalık için risk taşıyan kişilerde yapılan testlerdir. Tarama şu gibi durumlarda yapılabilir. Taranan hastalığın yaygın olarak görülen bir hastalık olması gerekir. Bu hastalığa yakalanma riski ortalamanın üzerinde olan kişilerde veya hastalığın özellikle tehlike yarattığı kişilerde tarama yapılması gerekir. Örneğin, birden fazla seks partneri olan kişiler veya partnerinin birden fazla seks partneri olan kişiler riskin yüksek olduğu kişilerdir. Diğer yandan, örneğin hamileler hastalığı geçirmesi daha tehlikeli olan kişilerdir. Bir diğer durum, tarama testinin kolay ve nispeten ucuz bir test olmasıdır. Ve taranan hastalık için etkili bir tedavi yönteminin bulunması da önemlidir. Bu dört kriteri taşıyan hastalıklar için tarama testi yapılabilir. Örneğin, klamidya, gonore, frengi ve HIV enfeksiyonları yüksek riskli kişilerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taramalarında araştırılabilir. Cinsel olarak aktif olan 25 yaş altı tüm kadınlar veya enfeksiyon riski olan 25 yaş veya üstü olan her kadın klamidya açısından, HPV açısından taramadan geçirilmelidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisinde öncelikle antibiyotikler ve antiviral ilaçlar kullanırız. Eğer enfeksiyon bir komplikasyona neden olmuşsa komplikasyonu da tedavi etmeye çalışırız. Mümkünse hastamızla birlikte cinsel partnerini de tedaviye almaya çalışırız ki enfeksiyonun tekrar tekrar çiftler arasında paylaşılması önlenebilsin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çoğu ilaçlarla, örneğin bakteri enfeksiyonları antibiyotiklerle, virüs enfeksiyonları antivirallerle etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte bazı yeni bakteri ve virüs türleri bazı ilaçlara artık dirençli hale gelmiştir. Ve bu da
tedaviyi daha zor hale getirir. İlaçlara karşı direnç artması muhtemeldir çünkü ilaçlar bazen yanlış kullanılmaktadır. Bakteriyel bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon için tedavi gören kişiler, enfeksiyon kendilerinden ve cinsel partnerlerinden elimine edilene kadar cinsel ilişkiden kaçınmalıdırlar. Bu nedenle seks partnerleri de aynı anda teste tabi tutulmalı ve tedaviye ortak edilmelidir. Viral cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, özellikle genital herpes ve HIV enfeksiyonu genellikle ömür boyu devam eder. Antiviral ilaçlar bu enfeksiyonları kontrol altına alabilir ancak henüz antiviral enfeksiyonlarla tamamen tedavi yapmamız kolay değil. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları nasıl önleyebiliriz? Oral, anal veya genital seks için her seferinde prezervatif kullanmak da dahil olmak üzere seks güvenli olarak yapılmalıdır. Cinsel partner sayısını azaltmak uygun bir yöntemdir. Ancak yüksek riskli partnerlerle de cinsel ilişkide bulunmamak gerekir. Örneğin partnerin cinsel partner sayısı yüksekse bu da bir kişinin enfekte olma riskini artırabilir. Bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için aşı yapmak mümkündür. Örneğin sihir virüsü enfeksiyonları ve hepatit enfeksiyonları için aşı uygulanabilir. Erkeklerde sünnet uygulaması HIV dahil bazı enfeksiyonların bulaşma riskini azaltır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanısının hızla konması ve hızla tedavi uygulanması bu enfeksiyonların yayılma riskini azaltır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon saptadığımız bir kişinin cinsel temasta bulunduğu diğer kişilere ulaşmak ve onları da kontrol edip gerekliyse tedaviye dahil etmek enfeksiyonun yayılma riskini azaltır. Bunlar arasında belki en etkili olan yöntem prezervatif kullanımıdır. Prezervatifin etkili olabilmesi için kullanımının çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Prezervatifler girişten önce uygulanmalıdır. Doğru kullanım şeklini şöyle özetleyebiliriz. Her cinsel ilişkide ve her cinsel eylemde prezervatif kullanmalısınız. Prezervatif mutlaka penis boyutuna uygun bir prezervatif olmalı. Tırnak, diş veya keskin malzemelerle prezervatife zarar vermemeli, böylece yırtılmasına yol açmamalısınız. Penis erekte olduktan hemen sonra prezervatif yerleştirilmeli ve cinsel temas bitene kadar prezervatif çıkarılmamalıdır. Prezervatifi işaret parmağınızın üzerine koyun, yavaşça açmaya çalışın ve böylece hangi yöne doğru açıldığını belirleyin. Eğer belirlediğiniz yöne doğru açılmıyorsa ters yöne doğru açılması gerektiğini anlamanız gerekir. Rulo haline gelmiş prezervatif, ereksiyon halindeki penisin ucuna yerleştirilir ve açılır. Meniyi toplamak için prezervatifin ucunda yaklaşık 1 santimlik boşluk vardır. Bir elinizle prezervatifin ucundaki sıkışmış havayı dışarı boşaltın ve prezervatifi penis üzerine geçirdikten sonra havası boşalmış olan uç kısmını bırakın. Diğer elinizle prezervatifi penisin üzerinde uçtan tabana doğru yuvarlayarak hareket ettirin. Cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcıların yeterli olduğuna emin olun. Lateks prezervatifler sadece su bazlı kayganlaştırıcılarla kullanılır. Yağ bazlı kayganlaştırıcılar, örneğin vazelin, mineral yağlar, masaj yağları, vücut losyonları, diğer yağlar lateksi zayıflatabilir ve prezervatifin yırtılmasına neden olabilir. Prezervatifi geri çekme sırasında penisin tabanından dikkatle tutun ve kayıp penisten ayrılmasını engellemeye çalışın. Bunun için penis hala ereksiyon vaziyetindeyken prezervatifle birlikte vajinadan çıkarılmalıdır.